Nasıl bir pazarlık bu? Ben kimseye evlenme sözü falan vermedim. Niye verildi o para o zaman? Yok İlyas, sen evlen bu kadına ya. Vallahi bak. Mağdur etme artık, yazık. Nasıl olsa gelen geçene söylüyormuş. Biz İlyas'la evleneceğiz. Benim bütün param pulum onun diyormuş. Mahcup etme kadını artık sen. Asiye. Bak. İş bu hale nasıl geldi bilmiyorum. Bana sözünü ettiği sadece kağıt üzerinde formalite bir nikahtı. Nedeni de... Ya neyse işte. Konuşulan sadece bu. Bir şey için elinle evlenecek falan değilim. Yani ortada bir evlilik meselesi var. Konuşuldu bu yani. Ya işle alakalı bir konu üzerine bana böyle bir öneride bulundu. Ben söz falan vermedim. İlyas, ben yoruldum artık. Sen ikili olmuyorsun. Ama ben nedenini anlıyorum. Oğlum için pazarlık gücün olsun diye yalan atıp duruyorsun. Bak biz bu boşanma işini hızlandıralım. Herkes huzur bulsun. Benden sonra da ne yapıyorsan yap, ne planın varsa umurumda değil, ilgilenmiyorum. Ya benim bir planım falan yok. Hemen gidelim ne olur. Herkesin için ağlamak istemiyorum. Sanmam Fatma anne. Hiç sanmam. Yazıklar olsun sana İlyas. Bundan böyle beni düşmanın belli. Düşmanın. Sildim seni. Sildim. Ablamla evlenmeyi düşünüp beni silmen biraz zor olacak ama... Sen bilirsin. Sizinle fazla kalmayacak, merak etme. Yürü de al, bütün bu pisliklerinizden uzakta tertemiz bir aile kuracağız biz. Bana dünyanın en büyük şerefsiz muamelesi yapmayı bırakın. Ben kimseye git çocuk için para ver demedim. Karşılığında seninle evlenirim, şunu yaparım, bunu yaparım demedim. Ya bırak ya. Bu cesareti senden bulmasa nereden buluyor bu kadın? Neyse ya. Ben kendim fazla gelmeyeyim. Ermin, ben seni ararım sonra, tamam mı? Kaçtım ben. Bilmiyorum. Anlamıyorum artık İlyas. Kimsin sen? Hani kadınla bir anlaşma yapmış olabilirsin. Sevmeden para için evlenecek de olabilirsin. Dünyada bunu yapan bir sürü insan var, bunu anlayabilirim. Ama niye Asiye'ye yalan söylüyorsun? Evet, bitti gitti. Seninle işim olmaz artık. Evleneceğim de, dürüstçe. Niye oyalayıp duruyorsun insanları? Anlamıyorum. Gel şu olayın aslını bir konuşalım. Gel. Sevgi. Kim sana sorarsa sorsun, aynen anlattığım gibi söyleyeceksin, tamam mı? Kim sorarsa sorsun. Benim anlattığım gibi. Anlaştık. Tamam Melih Hanım, merak etmeyin siz. Hadi görüşürüz. Hadi çabuk olalım. Cehennem alanına dönecek burası birazdan. Hadi. Ne yapalım? Daha biz yüzme bilmiyoruz. Boğulalım mı gözyaşlarında? Haklısın. Söz. Bir daha kimse için ağlamayacağım. Hele İlyas için asla. Artık sadece kendim ve oğlum için yaşayacağım. Ay şöyle.
Bugün farklı bir şey yapalım mı? Ne yapalım, nereye götüreyim sizi? Beni Salih Ağlar'a götürür müsün? Onunla konuşup gönlünü almam lazım. Dün gelip bana bütün bunları anlattı ama ben ona inanmadım. Onu yalancı yerine koydum. Kalbini kırdım boş boşuna. Asiye, bak bu Helin denen kadın tuhaf bir kadın biliyorsun. Yani bütün bunlar onun oyunu olabilir. Dikkatli olmak lazım. Erken bir karar verme istersen. Yok, duymadın mı? İlyas ağzından kaçırdı. Kağıt üstünde bir evlilik yapacaklarmış. Kağıt üstünde. Ne yapıp edip amacına ulaştı işte. Dört bir koldan sardı bütün aileyi. Örümcek gibi ağını ördü. Hiç kimseye bir çıkış bile bırakmadı. İlyas da tabii onun istediğini yapacak. Ama özgür olunca. Benden kurtulunca. Peki Eren, tehlike geçtiğine göre anneye gidebiliriz. Ha? Abi olan biten basitçe şu. Inhal Motors için senden uygun bir varis düşünemiyorum. Gel kağıt üzerinde bir evlilik yapalım. Fabrika falan sana kalsın. Ben de huzur içinde öleyim diyor kadın. Ama benim buna ne bir cevap vermişliğim var ne bir şey. Asiye konuşturmuyor ki beni. O kadın o kadar hasta mı ya? Çok hasta. Ya bir süredir fabrika işlerini bile ben yürütüyorum. Kimseyi görmek istemiyor. Bir de Nermin'in çocuğu falan çıktı. Lan dünya kadar borçlandın oğlum kadına. Ya ben para bul gel çocuğu alalım falan demedim. Her şey zincirleme oldu. Kumar borçları varmış. Kumar borçlarına karşılık getirip bırakmışlar çocuğu. Ben de anlamadım. Bak o işte bir bit yeniği var. Bu kadar hadise arka arkaya harbiden garip bak. Vallahi ben de bilmiyorum. Olan biten bu. Bir senet yap, bir şey yap, vade yap. Eline geçen parayı çıkar ver. Sen para için kadınla evlenecek değilsin ya. Oğlum aynada kendi yüzüne bakamazsın İlyas. Kadını seviyorsan o başka. Abi ne sevmesi, ne diyorsun sen ya? Tamam benim için güzel şeyler yaptı. Ama bazen keşke yapmasaydı diyorum. Ya ben kendi küçük dünyamda Asiye'mle oğlumla mutlu mesut yaşar giderdim ya. Şampiyon olmak bana acıdan başka ne getirdi ki? Oğlum insanoğlu tuhaftır. Bak o hikaye öyle olsaydı da sen yine bu sefer Asiye'ye yüklenirdin. Benim hayallerimi çaldın diye. Dönüp dolaşıp yine aynı yere gelirdiniz. E tamam işte anladın Anya'yı, Konya'yı. Ben şimdi ne yapacağım ya? Vallahi yine aynı hatayı yapmayacaksın. Asiye artık seninle barışmaz. Mecbur boşanacaksın oğlum. Ama madem bu kadar seviyorsun... Bir daha başlayacaksın sıfırdan. Asiye de anlasın seni kaybettiğini. Bir takkesini bir önüne koysun bakalım. Onun gözü şu an hiçbir şey görmez. Kocası daha kendinden boşanmadan başkasıyla evlilik planları yapıyor. Allah aşkına İlyas. Ya tamam da benim kabahatim de. Oğlum senin kabahatin o kadından uzak durmadın. Bin kere söylendi sana. Ama inceden inceye senin de işine geldi tabii kadının bu zaafı. Gençtin, açtın, motordu, şuydu buydu, sırt çeviremedin. Ne oldu? Kredilerin vadesi doldu. Kadın seni istiyor. Artık öyle basıp gidecek pozisyonda değilsin. Burnuna kadar boka battın oğlum. Neyse kadın zaten ölüp gidecekmiş. Tövbe estağfurullah. Hoş geldiniz İlyas Bey.
Ne oluyor, neyin var? Elin nerede? Ya neyin var senin? Nerede Elin? Sormayın İlyas Bey. Elin Hanım çok kötüleşti. Doktorunu çağırdık. Mutlaka hastaneye yatması lazım. Bu böyle olmaz artık dedi. Alıp götürdüler. Galiba iyice sona yaklaştık. Hay Allah, siz de fena oldunuz. Bir bardak su getireyim size. Yok. İstemiyorum şey. Hangi hastaneye götürdüler? Bilmiyorum İlyas Bey. Söylemiyor. Ziyaretçi istemiyorum. Ben arada seni ararım dedi. Asiye, biz oğlanla parka falan gidelim. Gerilmesin şimdi çocuk. Sonra gelip alırız seni. Söylediklerin doğruymuş. Kadın abime de söylemiş. Benim aramıyorum İlyas'ın. Biz zaten evleneceğiz demiş. Ben çok küçüğüm sana. Sinsi o İlyas, sinsi ya. Ömer'le ilgili söylediklerim için de çok özür dilerim. Boş ver şimdi bunları. Düzelecek canım benim. Ağlama artık daha fazla. Ne olur Asiye. Haklısın. Artık onu mahkemede göreceğim. O da son görüşüm olacak. Ondan sonra unutacağım onu. Bitti. Onu tanıdığım güne... Dilimde varmıyor ki. Sanki iki tane İlyas var. Bir de o kalbimdeki... saf, tatlı, deli fişek, sonsuza kadar sevebileceğim İlyas. Öbürü de elinle bir olup hayatımı mahveden gerçek İlyas. Tamam canım benim. Tamam, ben şimdi bize bir kahve yapayım. Üzülme artık, geçti her şey. İlyas, aldın mı nikah için günü? Senin düğünlerin güzel oluyor ama ha. Çağırırsan şöyle bir kurtlarımızı döker eğleniriz. Hadi, hadi. Zevzekliğin sırası mı şimdi? Hadi, bizim de gitmemiz lazım. Mahkeme başlamak üzere. Yanında olmak istedim. Yani kolay değil bu işler. Ben bir Asiye'ye bakayım.
Anne kahvaltı hazır. Güle bakar mısın? Abim nerede, çıktı mı? Çıktı. Mahkemesi var ya bugün. Ha. Ne diyorsun, ne olacak sence? Ne bileyim. Davalı Asiye Avcı, Cemşit Ateş adlı şahsa ait bir eve yerleşmiş. Söz konusu şahısla birlikte aynı evde 2 aydır uygunsuz bir şekilde hayat yaşamaktadır. Bu da evlilik birliğini zedelemektedir. Dava öncesi mahkeme heyetinin dikkatine sunmuş olduğum delil dosyasındaki fotoğraflar incelendiğinde her şey açıkça... Ne delili, ne fotoğrafından bahsediyorsun sen ya? İlyas Bey, bu konuda lütfen. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kendinize gelin, mahkemedesiniz. Özür dilerim Sayın Hakim. Avukatım benim iznim olmadan bazı delilleri mahkemeye sunmuştur. Ben bunu kabul edemem. Avukatımı azil ediyorum. Bundan sonra beni temsil edemez. Gereği düşünüldü. Mahkeme, davacı tarafı kendine yeni bir Asiye. Asiye, adam arkamdan işler çevirmeye kalkmış. Görmüyor musun? Azlettim namusu. İlyas bak, beni bilirsin. Ben kafama koyduğumu yaparım. Bu işi uzatırsan alır oğlumu kaçar giderim, peşime ordu taksan izini bile bulamazsın. Ben hala burada duruyorsam oğlum seni tanısın büyürken babasından mahrum kalmasın diye duruyorum. Ama sen böyle pis oyunlara girişeceksen bak İlyas bilmiş ol. Hayat boyu oğluna hasret kalırsın. Ya Asiye, el kadar çocuğu senden ayıracak değilim zaten. Sana ne kadar ihtiyacı olduğunu farkındayım. Ama benim de bazı şartlarım var. Haftada 3 gün göreceğim oğlumu. 1 yaşından sonra da 2 gece benimle kalacak. Tamam, bana uyar. Bir de o Cemşit denen herifle ben bir daha burun buruna gelmek istemiyorum. Bir yer belirleriz. Oraya getir. Biz de görürsün. Nasıl Mehmet'i bize getirir ha? Tamam, olur. Ben bir ev tutuncaya kadar size getiririm. Sen de orada görürsün. Alıp gezdirirsin. Tamam. Ha, bu arada çok üzüldüm ya. Nikah tarihiniz biraz gecikecek. Neyse artık, bir dahaki celseden sonra. Şimdi ben ne desem boş. Sen zaten zamanla göreceksin benim öyle kimseyle evlenmeye falan niyetimin olmadığını. Görüyor musun? Gene bir şey yemedi. Yemem. Gül. Yemem. Ama yemem. Bak çok güzel köfteli köfteli mama. Yemem. Hadi gel ye. Yemem. Hah. İlyas, ne oldu oğlum? Ne çıktı mahkemede? Asiye, götürür müsün benim? Bebekle oynayacağım. Tamam kızım. Ama Asiye'nin işleri var biraz. Bir süre göremeyeceğiz onu. O zaman beni annemi götür, evime götür. Gül. Git. Hadi gel bebeğim, biraz oynayalım seninle. Seni istemiyorum, git. Defol git. Seni istemiyorum, git. Ay 2 dakika sus be çocuğum, 2 laf ettirmedin insana ya. Boşandınız mı? Hakim 1 ay sonra yattı davayı. Hayırlı olsun çocuğum. Bak ben sana ne anlatacağım.
Biz bugün çocuğu benim elbiselerimi keserken bulduk Nermin'le. Bir makas da doğruyordu. Nermin elinden makası almak isteyince de kızın elini çizdi, kanattı. Yani bu böyle olmuyor İlyas. Bu çocuğu bir doktora bir şeye göstermek lazım yani. Sürekli hatalar yapıyorum ben ya. Berbat hatalar yapıyorum. Anne, hayat aynı yarış gibi. Altındaki makinenin kontrolünü kaybettiğin zaman bir daha toparlayamıyorsun. Artık ben onu bilemeyeceğim yani. Yapıp edip getirip ortaya atmak olmuyor oğlum. Yani bulun bir çaresini. Vallahi ben yıldım, artık uğraşamayacağım. Abi. Bana da bir fizyoterapist lazım artık. Böyle kendi başıma yapamıyorum hareketleri. Yanlış oluyor. Ya birinin gelip bana bunları yaptırması lazım. Doktor boşa gider o ameliyatlar bunları düzenli yapmazsan dedi. Ne yapalım, öyle mi olsun? Tamam. Tamam. Bütün sorunlarla ilgileneceğim. Şimdi çıkmam lazım. İşlerim var biraz. Oh, kaç kaç. Sıkıya gelince kaç. İşleri var. Sibel. Bana bak. Bu gene Helen'in yanına gitti herhalde ha. Of anne. Aman. Aptallık etmesi de şu İlyas evlensin Helen'le. Ay, hayatı kurtulur hayatı. Biz de kuş gibi uçup gideriz bir başka dünyaya vallahi. Ay, nazik, hatır şinas. Yani dört dörtlük bir kadın. Ayrıca Karun gibi zengin. Çöpsüz üzüm. Bir evin bir kızı. Ana yok, baba yok. Değil mi anne? Evet. Biz de niye aile mi bulacak o da kızım? Yani hayır, ben İlyas'ın iyiliğini, mutluluğunu düşünüyorum kızım. Onu böyle güzel çekip çevirecek becerikli bir kadın lazım benim oğluma. Bak, teşekkür de etmedik biz Selin'e İstanbul'da yaptıkları için. Ne zamandır cevap da vermiyor telefonlarına. Bir arasana Sibel şunu bir daha. Ayıp oldu, arayayım. Yapma böyle Asiye, üzülme artık. Asiye, bana kalırsa sen İlyas'tan boşanma. Niye boş boşuna onların ekmeğine yağ sürüyorsun? Uzattıkça uzat mahkemeyi, evlenemesinler. Bunu mu yaşayacak yıllarca? Böyle öfkeli, acılı biri mi olsun istiyorsun genç yaşında? Arkadaşına biçtiğin gelecek bu mu? Cemşit haklı. Yeter artık. Tamam, bitti. Konu kapandı. Hadi gidelim restoranda çalışalım. Şimdi müşteriler gelir. Hadi. Bugün ben de size yardım edeyim. Çok bunaldım ya, kafam dağılır. Olur. Kızım, ne oldu? Ağlıyor musun sen? Baba, az önce bölgeye yetkilisi aradı. Gelip bütün dükkandaki malları toplayıp gideceklermiş. Tabii. Olacağı buydu. Bu macera da burada bitti demek. Ha? Bir ayda topu diktik. Sen sağ, ben selamet. Hı? Baba. Bu da sana ders olsun Bahattin Efendi. Ondan böyle bilmediğin, anlamadığın işlere öyle balıklama, dalmamasını öğrenirsin. Baba ya, öyle gelip malları toplayıp yükleyip götürmek olur mu ya? Burası kaç yıllık dükkan baba? İnsaf, hiçbir insanlık yok bu insanlarda ya. Ticaret kızım, bu ticaret. Ne insafı? Adam ne yapsın? Biz senedin ancak yarısını ödeyebildik. İki hafta süre istedik, onu da tükettik maşallah. Adam haklı. Gelip malını toplayacak tabii. O
Osman'ı da yerinden, emeğinden, ekmeğinden ettik. Bizim zeytinlik de gitti. Ama... Özür dilerim. Bütün bunlar benim yüzümden başına geldi. Ama mahkeme nasıl olsa evi bana verecek. Borcunu ödeyeceğim baba. Borcum borç. Hadi oradan. Sen benim kızımsın. Evladımsın. Bir tanemsin. Kıymetlimsin. Ne demekmiş borç falan ha? Bu lafları duymamış olayım ben. Bu defa da ceketini alıp gitme sırası bana geldi. Hadi bakalım. Sen de daha fazla üzme kendini. Bilal'le birlikte malları teslim et. Dükkanın kapısını kapa. Eve gel. Ya kardeşim ne yapalım? Dekorasyon bitmedi ya. Ben ne yapayım yani? Tamam. Tamam dükkan haftaya açılmadan 2-3 gün önce sen bütün malları yollarsın. Ha bak o klimaların hepsi son model olacak ha. Tamam mı? Tamam. İyi anlaştık o zaman. Hadi hürmetler. Hadi hadi eyvallah hadi. Heh. Genç. Bana şöyle okkalı bir kahve getir bakayım. Tamam abi. Has gibi haslar sizi. Ne oldu Bahattin amirim? Kara haberi almışsın. Ne oldu? Dükkan ne oldu? Hani el koyduğunuz dükkan nerede? Siz daha kiminle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz be. Sizin karşınızda Osman Bayıklı var, Osman Bayıklı. Üf, elim yandı ya. Salih abi. Bak öyle parmağını sokma tabağın içine, ayıp oluyor müşteri. İyi, tamam be. Güneşmiş değil mi bu? Neyse ki güneş yüzünü göstermiş. Sen de benim gibi yağmurlu havaları sevmiyorsun değil mi oğlum? Hadi gel biz seninle biraz hava alalım dışarıda. Asiye. Bu adam sana fena yanık. Salih sakın bir daha böyle bir şey söyleme. Benim huzurumu kaçırma tamam mı? Ne dedim şimdi ya? Salih, bak insanın aklına böyle şeyler düşürüp huzurunu bozmayın. Beni tekrar yerimden, yurdumdan etmeyin. Buyurun salatanız. Balıklar da birazdan gelir. Ben onu her zaman sığınacak bir limon olarak gördüm. Bana bir gün olsun yan gözle bakmadı. Tedirgin etmedi beni. O yüzden sakın bir daha böyle laflar etme, tamam mı? Asiye, canım benim, gencecik kadınsın daha. Mezara mı gireceksin o İlyas hayırsızının arkasında? Hem baksana, karşında böyle ince fikirli, aslan gibi, güvenilir, gözlerinin içine bakan fedakar bir adam var. Salih, senin kalbini kırmak istemiyorum. O yüzden kapa çeneni. Helin'in durumu çok ağırmış.
Biliyorum da ulaşamıyorum ki bir türlü. Kaç kere evine gitti? Hizmetçisi hastaneye kaldırdık dedi. Ama Elin söyletmiyor ki yerini. Evet, söylemiyorlar. Bak İlyas, kadın çok çok riskli bir ameliyat olmaya karar vermiş. Ve bunun için iki görüş varmış. Doktorların bir kısmı eğer bu ameliyata olursa masada kalır, ölür diyorlar. Helin buna rağmen ikinci görüşü uygun görmüş kendine. Yani şansımı denerim, olurum ameliyat diyor. Kaybedecek neyim var ki diyor. Ya saçmalamasın, olur mu öyle şey ya? Ya küçük bir risk varsa bile o ameliyatı olmayacak. Abi yani gerçekten böyle bir ihtimal varsa deli mi bu kız ya? Sunay'la da konuştum. Kızın durumu hiç iyi değildi. Üngür üngür ağlıyordu ya. Ömer, bulalım şunu. Sen bir Sunay'ı ara. Helin'in evine gelsin. Ya konuşalım, öğrenelim yerini. Ben doktorlarıyla da konuşmak istiyorum. Aklı başında kararlar aldığına emin değilim artık. Belki bir önlem alırız ya. Belki de böyle kararları ona aldırmamak lazım artık. Bir tane daha. Doldur. O sondu. Pardon. Sana ne be benim içkimden? Evine git. O polis arkadaşını başın belaya sokma benim. Bana kimse karışamaz. Anladın mı? Hiç kimse karışamaz bana. Bana değil mi lan burası? Burası ya değil mi lan? İçki istiyorum, bırak lan beni. Bırak! Ah şu var. Burunlarını içiyor bunlar, burunlarını. Her gece sarhoş kavgası ayırmaktan bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Ne o? Şöyle sıkı bir cinayet olsa, bir soygun falan. Nerede? İlla ki canım böyle silahlı çatışma çekti yani ha? Ha. Ha. Hadi, hadi. Polis gelince beni burada tuttuğunuz için özür dileyeceksiniz, özür. Bekle bakalım. Bunu dağıttı bana. Zafer, şuna söyle, bana içki versin. Beni kimse kovamaz, anladın mı? Beni kimse kovamaz. Dersini ver şunu Zafer. Görürsün sen şimdi. Vereceğim dersini. Vereceğim. Yürü. Siz de gelin. İfadenizi alacağız. Tutukluyor musun beni? Yok. Seni büyük ihtimal yarın mahkeme tutuklar. Zafer ne yapıyorsun? Bir yürü, dur. Yürü. Zafer saçmalama. Yürü. Aç. Aç. Hadi. Gel. Suna. Bak mutlaka görmem lazım beni. Böyle bir kararı ona bırakamayız. Şu anda belli ki sağlıklı düşünemiyor. Benim konuşmam lazım. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Belki bir yerlerde başka bir çaresi vardır. Yani ne bileyim bir ilaç falan bulunur. Doktorlar söylemişler açıkça son evreye gelindiğini. O da sonumu seyretmek istemiyorum. Acı çekmek istemiyorum. Yani ameliyat riskliyse de kaybedecek neyim var? Gideceğim yer belli işte diyor. Bak Suna, İlyas onu kararından vazgeçirir. Sen yeter ki Helen'in yerini söyle bize.
Ya böyle bir şey var mı ya? Bu süreci tek başına yaşıyor. Biz de onun yanında olmak istiyoruz, bu kadar. Ne olur söyle yerini. Size söyledim, kimseyi görmek istemiyorum. Yerini söyleyemem size. Ama arar, seni konuşmak istediğini bir arar söylerim. Bir şansımı denerim yani. Ama sen de kendini topla biraz. Seni böyle görmesin. Ya Zafer, delirdin mi? Tamam, mesaj alınmıştır. İçki miçki içmeyeceğim bundan sonra. Ben bara da giden ne olsun, söz yapma şunu. Zafer'cim, evden merak edecekler. Kız da var, biliyorsun, lütfen. Göz altındasınız hanımefendi. Kendinize gelin. Zafer'cim, Mafer'cim. Ne iş kızım? Ne laubay şeysin sen öyle? Ya sevgilim o benim. Pislik yapıyor aklı sıra. Ders verecekmiş bana. Ha ha ha. Bu karakolun başkomiseri de benim sevgilim. Hey memur! Allah Allah. Nerede kaldı şu yemek ya? O acımızdan öldük. Kız. Ne? Söylesene, sevgilinle torpil yapsın acık bize. Şuraya bir kuralım soframızı. Esaslı bir İskender getirdi bize ha? Allah Allah ya! Tanede dürüm içinde gelen yüzük tarihte ilktir herhalde. Nermin. Benimle evlenir misin? Amirim. Kız bu haldeyken nasıl hayır desin şimdi sana? Vallahi hiç heveslenmesin. Evet dese de, hayır dese de yarın mahkemeye çıkacak. Kamu huzurunu bozmaktan ve mala mülke zarar vermekten. şimdi ona göre ver cevabını. Peki. Yani içeri girsem de bana bakacak biri lazım zaten, değil mi? Peki, tamam. Teklifini kabul ediyorum. Şey, tamam. Hadi atıp bunu bana o zaman. Ben o zaman biz gelip seni isteyeceğiz o zaman. Ha sen içerideysen de gidip isteriz kıyabımda bir şeyler yaparız. Tamam. Bakayım. Güzel olmuş. Ben gittim.
Ablam ortada yok da. Siz bugün görüştünüz mü ya da haberleştiniz mi? Ha evet. Şimdi şeyde kendisi, yani bu gece karakolda misafirimiz olacak. O ne demek ya? Şimdi Nermin küçük bir vukuata karışmış. Ayılsın niye bekliyorum, burada tutuyorum onu. Merak etmeyin yani, ilgileniyorum ben. Tamam, ben hemen geliyorum karakola. Gelme, gelme. Bırak bir kafasını toplasın. Zaten sabah göndereceğiz. Göz kulak oluyorum ben, saat başı kontroldeyim. Bir şey yok yani, rahat olun siz. Hay Allah'ım ya, rahat olun dedi, kapattı herif. Ne olmuş, karakolda falan mı, ne? Ay oğlum, çatlatmasana insanı, söylesene ne olmuş. Ne, ablam dağıtmış yine. Sevgilisi de içeri atmış. Salacaklarmış yarın, merak etmeyin diyor. Ay bir bu eksikti ha. Ya Allah aşkınıza biriniz de yüzümü güldürün be oğlum. Birinizden de iyi bir haber alayım, kurban olayım. Ay kim bilir daha benim başıma neler gelecek. Ben anlamadım ki şimdi, sen kendine mi üzülüyorsun, bize mi üzülüyorsun? Anne. Ne? Bak, ablamın bir polise aşık olması ya da daha doğrusu bir polisin ablama aşık olması senin başına gelebilecek en iyi şey. Bunun farkındasın değil mi? Lan hadi be. Herkesin derdi de seni buluyor abla. Ya ne yapayım Cemşit Bey? Kadıncağız çok yaşlı. Kimi kimsesi de yok. Bunca yıldır komşum, bir dolaşmadan olur mu? Hazır Muhittin'e giderken gideyim dedim. Ya ama biz senin sadece bizim dertlerimizle ilgilenmeni istiyoruz. Başka kimseye iyilik yapma. Hem Mehmet ne yapacak bu gece sensiz? Gece sütünü bile içmez o. Evet, ben mantı istiyorum mesela bu akşam. Kim yapacak mantıyı, göndermiyorum seni. Başkası baksın komşum. Ben de göndermiyorum. Göndermiyorum. Ben de. Aa, şunlara bak. Beni esir ettiler. Belki çıkıp hava alacağım. Belki konumla komşumdan dolaşacağım. Belki evimi özledim. Ay düşün yakamdan ayol. Asiye akşama yaparsan amantı yersin. Ya hadi. Tabii. Hadi Asiye. Görüşürüz ablacığım. Hadi Mehmet, bunlara iyi bak, tamam mı? Akşama mantımı unutma. Aa, ben beceremem öyle mantı falan. Ben anlamam. Göndermeseydin o zaman Mareman ablayı. Öğlen servise yardım etmen lazım. Teşekkürler efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. Çok memnunsun. Bu sabah iyi görünüyorsun. Rahat mısın otelde? Evde olsan daha mı iyiydi acaba? Yani ya da hastanede falan. Evde tepeme binerler. Hastanede de sıkıldım. Daha fena alıyorum orada. İyi burası. Ameliyata gidene kadar burada kalacağım. Helin'cim, İlyas'la Ömer yanında olmak istiyorlar. Ben senin kararını söyledim onlara ama son bir kez onlarla konuşmak zorundasın. Mahvoldu çocuklar duyunca. Bilmiyorum, bakarız. Ben bunları konuşmak istemiyorum şimdi. Tamam. İş konuşalım, biraz müdürlere talimatım var. Hemen halledelim. Yorgunum, uzanacağım ben. Gene bekleriz. Akşam evdekileri söyle, hazır olsunlar. İstemeye geleceğiz seni. Ya tabii. Eminim annen nerede gelir beni istemeye. Boşuna rüya görme bence. Komiserim seni istiyor Zafer. Çok sinirli. Ha. Tamam, geliyorum. Akşam bana yaptıkların yüzünden komiserin içeri atacak seni. Ne yapalım? Biz de görüş günü geliriz. Annen nerede gelir? Orada istersiniz beni. Olur mu? Nermin. Görüşürüz. Zafer, oğlum sen ne zaman adam olacaksın ya? Ha, ne zaman?
Ya oğlum, biz ne zaman bardak kırdı diye tuttuk, birini nezaret attık, ha? Şeyden komiserim, bardak mevzusu değil. Ha. Onun morali çok bozuktu. Hı. Ben de gözümün önünde olsun istedim. Şimdi şeytan uyup tekrardan madde falan kullanırsa gene diye. Peki, bunu anladım. Peki bu yüzük meselesini, hı? Delirdin mi oğlum sen? Tutup bir de kıza yüzük takmışsın nezarette. İçerideki hayat kadını bir ağladım bir ağladım. Dün gece pek bir güzeldi. Nişanımız vardı amirim, kaçırdınız diye ballandıra ballandıra anlattı. Ulan nereden tutayım ben seni ya? Komiserim, benim nöbetim bitti. Ben izninizi rica edeyim. Zafer, Zafer sus. Sus bak, beni bir dinle. Oğlum durduk yere başını belaya sokuyorsun ya. Hı? Bak bu kızın sicili belli. Olmaz oğlum, olmaz. Senin mesleğinde olmaz. Ya gencecik bir adamsın ya. Geleceği olan bir adamsın. Bak bu kız önünde sonunda bu uyuşturucuya alışacak. Her türlü melanete alışacak. O zaman ne yapacaksın? Peşinde mi koşacaksın? Oğlum bak gel. Gel vazgeç şu sevdadan yakınken. Hı? Hayır komiserim. Bakın göreceksiniz. Nermin ve çocuğuyla beraber çok iyi bir aile kuracağız biz. Ben ona güveniyorum. Toparlayacak kendini. Ne diyorsun lan sen? Ne çocuğu ya? Ne diyorsun? Ha, komiserim. Nermin'in de 4 yaşında bir kızı varmış. Gel oğlum. Sabah keyfin yerinde bakıyorum. Yerinde, yerinde. Hazırlanın, akşam gidiyoruz kızı isteme. Hı? Hangi kızı? Şu madde bağımlısı, çocuğu olan kadından bahsediyorsan eğer... ...beni hiç sayma, haberin olsun. Baba. Olmaz be oğlum. Ablacığım sen yapma ya. Ablacığım yani. Gider öksüz yetim gibi kendi başıma isterim kızım. Analık hakkımı helal etmem Zafer. Bu kapıdan içeriye giremezsin, haberin olsun. Akşam şey olabilir. İstemeye gelebilirler. Oo. Hadi canım. Nezarethanede söz mü kestiniz kızım? Aa, amirim Zafer'ime bak ya. Vay. Şş, harekete bak ya. O yüzden mi içeri atmış seni ayı? Ya kızım şöyle düzgün romantik bir yere götürüp soramamış mı ya? Anlamadım ki ben bu işi. Şunlara bak, bir de utanmadan gülüyorsunuz. Katiyen olmaz kızım. O insanlar bu eve dünür olarak gelemezler. Aa, onca olaydan sonra nasıl yüz yüze bakacağız biz o insanlarla? Ne Ayça'nın damatlarını ayartmadığı kaldı. Ne İlyas'la Asiye'nin durumu. Aa, katiyen olmaz. Çok istiyorsanız kızım, gidersiniz kendi başınıza bir yıldırım nikah kıyarsınız, olur biter. İyi, tamam. Gelirlerse kapıyı açmayız biz de. Tamam, gelirlerse zaten beni bulamazlar bu evde. İşte İlyas orada. Ondan istesinler seni, versin. Ben Bursa'ya gidiyorum. Keser'de kalacağım bu akşam. Hiç görüşemem o insanlarla. Tamam ablacığım ya. Hallederiz. Gelsinler istesinler benden. İsteyenin bir yüzü. Tamam mı?
Hazır mısın akşam için? Ya Zafer, annem akşam olmayacakmış. Sizinkilerle yüz yüze gelmek istemiyormuş. Gelsinler, seni İlyas'tan istesinler dedi, kesti attı. Ya kusura bakma ne olur. Biz en iyisi hiç kalkışmayalım bu işe. Güzelim bak, ben gelip seni isteyeceğim. Kim ne zorluk çıkartırsa çıkartsın ya. Ben gelip seni isteyeceğim bu akşam, o kadar. Tamam. Tamam. Akşam görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Ömer. Hayatım. Tadadam. Nihayet şu evde kıymetimiz anlaşıldı galiba. Biz mutlu olalım istiyorum Ömer. Senden kuşkulandığım için özür dilerim. Asiye'yi üzmek, İlyas'tan ayırmak için Helin'le oyunlar planladığını düşünüyordum ama İlyas gerçek yüzünü gösterdi. Dediklerinin hepsi bir bir çıktı. Yani hiç yersiz bir adammış bu İlyas. Onu da yargılamamak lazım. Adam hayatı boyunca yokluk çekti. Ya bir motor için aylarca tamir yapardı sırf yarışlara katılabilmek için. Ama şimdi baksana geldiği noktalara Helin sayesinde. Bir yıl içinde şampiyon oldu resmen ya. İşler açtı, paralar döktü. O para dolapta da dursa, orada uzakta bir yerde insanları nasıl değiştiriyor değil mi Ömer? Demek İlyas Asiye'den adım adım sırf bu yüzden uzaklaştı. Ne oldu o büyük aşklarına ha? Çocuğundan ayrılmayı göze aldı İlyas ya. Çok sallandım ya, baksana aramaya başladılar bile. Hazırlanayım ben hemen. Tamam o zaman, ben yanına bir sandviç yapayım. Tamam. İkinci test. Benimle hafta sonunu İstanbul'da geçirmeye var mısın? Günaydın hayatım. Günaydın. Ya süper bir haber bu. Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış. Ne oldu? Ya İstanbul'da bir seminer vardı da başka bir öğretmen gidecekti. Son anda hastalanmış. Müdür hanım da yerine sen gider misin diye soruyor. Sana sormadan bir şey söylemek istemedim. Ne semineriymiş bu? Ya senede birkaç kere olur. Senleyken denk gelmemiş demek ki. Pazar akşamına dönmüş olurum. Ne diyorsun? Bak müdür hanım haber bekliyor. Hemen yola çıkmamız lazım. Böyle yalnız başına yani. Ben de geleyim mi? Ya hayatım öyle eşli bir davet değil ki, bu ayıp olur. Hem zaten müdür hanımla birlikte gidip geleceğiz. Ayça böyle olunca emirvaki gibi oluyor ama. Ne yapayım, şimdi geldi haber. Sen de gördün işte. Öğretmen evinde mi kalacaksınız? Nerede? Orası doluymuş galiba. İkinci sınıf bir otelde yer ayırtmışlar. İsmini de söylediler de unuttum. Varınca haber veririm ben sana zaten. Hadi sen geç otur. Organik kahvaltımızı soğutma. Ben de valizimi yaparım bu arada. Saliha. Ben pazara kadar yokum. Nereden çıktı bu Ömer şimdi durup dururken? Boş ver. O malum pis para işleriyle ilgili bir iş gezisi işte. Seni kasar şimdi. Tamam? Ben senin o güzel kafanı yormayayım böyle şeylerle. Hani ben böyle gidip deste deste pis para kazanıp hemen geleceğim. Tamam? Yani hepsi sırt çevirdi. Asiye. Bari sen gel be gülüm.
Yani şimdi tek başıma da gitmeyeyim oraya, değil mi? Abi yani ben sizin adınıza çok sevindim ama şimdi... İlyas orada, Fatma anne orada falan... Bir terslik olmasın. Aa, yok yok, Fatma anne falan yok yani. O da yan çizmiş. Akşam evde olmayacakmış. Yani... Kızı gidip İlyas'tan isteyeceğiz. Ya gülüm, yap bir kardeşlik senle. 40 yılda bir şey istiyoruz. Zaten annem nerede olmayacak oradan? Hiç kimse olmadan da olmaz ki şimdi, değil mi? Ha? Ha? Şişt. İyi madem, ne yapalım? Alırız bir çiçek çikolata, gider isteriz. Kimin kardeşi be? Ben şimdi sana kız mı isteyeceğim? Oldu bir şey oldu. Servise yardım edeyim dedim ama hiç müşteri yokmuş. Şey bu, Meryem Ana Hanım yok mu? Hani o da burada çalışıyordu ya, bugün göremedim ben onu. Yok. Ha, tamam canım ben şey diye, hani burada çalışıyor ya, göremedim ben o yüzden. Bugün ya. Yok, bugün yok, yok bugün. Ne oldu, bir sorun mu var? Ha, sorun yok canım, ne sorun olacak, olur mu hiç? Böyle, tamam ben kaçayım artık o zaman. Tamam. Ben gelip seni alırım. Tamam. Tamam. Dayıcığım. Kocaman olmuşsun be. Şişt. İstiyorsan akşam gel sen babandan alanı iste bana ha. Tabii ya. Niye kızdın ki bu kadar? Altta bir soru sordu çocuk. Ben kızarım öyle bazen. Affedersin. Ya benim böyle sürekli tepki vermem gerekiyor yoksa benim tepeme çıkıyorlar. Ama işte böyle bazen ileri gidiyorum. Bekar kadın olmak zorunda, savunma da olmak zorundasın. Keşke herkes senin gibi olabilse. Ya Cemşit, mantıyı yarın akşam yapsak olur mu? Benim bu gece gidip abime kız istemem gerekiyor. Bizimkiler resti çekmiş, zavallım o da yalnız kalmış. Hadi ya, Memo'yla baş başa mıyız biz şimdi? Yo, istiyorsan onu da alabilirim. Yok yok, götürme onun düzenini falan bozma şimdi. Biz zamanında yemeğimizi yeriz, yatar uyuruz. Hiç merak etme. Tamam ha? Olur, bana uyar. Demek... Nermin istemiyor sizinkileri. Hmm. Ama normal tabii. Olsun, biz bir şekilde onları ikna ederiz. Zaten başta İlyas'ı da istememişlerdi ama... Ama ben onları dinlemedim. İyi de olmuş. Bak Memo var. Sonra kalbinde güzel bir izi var. Hiç olmazsa bunlar için bile üzülmeye değmez mi? Bak ben mesela ailemle geçirdiğim o kısacık zamanlar için bile şükrediyorum. En azından birkaç güzel anım var. Ya hiç olmasalardı? Ha? Ben üzülesin diye söylemedim. Gerçekten yani... Bir gün gülerek hatırlayacaksın bu anları. Daha mutlu olacağın zamanlar gelecek, inan bana. İnan. Ha hadi, tamam tamam. Bak olmadı. Hadi bakayım. Bak kız istemeye gideceksin. Ha, yaptın mı provasını? Becerebilecek misin? Böyle iki aile karşılıklı oturacak, tamam mı? Sen otur orada, kuku mal kuşu gibi Bahattin Efendi. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Aa. Anne ne oldu? Seninki yeni dükkan açıyor. Nal gibi afiş asmış çarşının ortasında boydan boya. Bugün al, Haziran'da öde diye yazmış.
Demek ki gizliden saklamış paraları kenara, kendine sermaye yapmış. Sahtekar Osman. Siz hala uyuyun. Yok anne, kendi açmadı dükkanı. Adnan açtı, bunu da tecrübeli diye yanına aldı. Ben biliyorum o işi, duydum. Safsınız kızım siz, saf. Bizi dolandırdı, batırdı, ocağımızı söndürdü. Şimdi de nispet olsun diye dükkan açıyor. Ama size müstahat bütün bunlar. Aman meseleler be, aman. Yani şimdi aslını astarını anlamadan, dinlemeden. Yani insanların günahına girmeyelim şimdi. Yani adam sürünüyor anne, ben biliyorum. Nasıl dükkan açsın? Merhaba. Selam. Ne haber Cem? Hoş geldin Saliha. Nasılsın? İyiyim Cem de çok açım. Yiyecek bir şeyler hazırlatır mısın birlikte yesek? Tamam tamam. O zaman şöyle geçelim. Ömer yok mu? Senin haberin yok mu? Sabah iş kesime gitti. Ha tabii tabii. Bahsediyordu da bugün müymüş? İşte Eylül'ün her zamanki angaryaları tabii. İstanbul'da halledilmesi gereken işler varmış. Şehrin toptan yok olsa da kurtulsak. Tövbe ya. Çocuklar burayı bakar mısınız? Kardeşim şimdi şu ızgara tabağı yapalım. Sosis olsun, patates olsun. Hadi ayağına bir şey yapalım. Allah Ömer olmayınca ben de evde yemeyeyim dedim. Kalktım geldim. Selam, iyi akşamlar. Tahir abi, sen gelir miydin mekanımıza? Ne yapalım oğlum? Bu akşam yalnız kal. Gel gel, yalnızlar rıhtımında sana da yer var. Ne oldu? Bahçe tatile falan mı gitti yoksa? Yok canım. Bunların seminerleri mi ne var İstanbul'da? Pazara kadar yok. Benimki de yok. Tesadüf. Yani neyi tesadüf oldu işte böyle beraber akşam yemek yiyeceğiz. Abi aç mısın? Olur yeriz. Tamam o zaman ben bir yemeklere bakayım. Geliyorum. Evlilik nasıl gidiyor Tahir abi? Vallahi yeni gelin olan sensin. Biz eskidik artık, sen anlat. Ya ablacığım nasıl çıkacağım ben insanların karşısına ya? Kızlarından boşanıyorum ya. Sanki ortada bir şey yokmuş gibi. Annem de yok. Oldu İlyas. Sen de Cay. Ben Allah'ın emriyle kendi kendimi veririm insanlara. Olur. Merak etme ablam benim. Ben veririm seni. Geldiler. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Kaynanan da pek gençmiş. Pek güzelmiş abla. Kızımız da çok güzel maşallah. Çok güzel olmuşsun Emre. Sağ olasın. Nasıl? Senin burada olman çok önemli benim için. Teşekkür ederim. Vallahi bu işi bu gece halledeceğiz. Ama öyle ama böyle. Sonuçta ben sizin için buradayım. Siz de galiba kız tarafı oluyorsunuz. Evet. Erkek kardeşim. Evin erkeği kadrosundan ben bakıyorum bu işlere. Buyurun, oturun. Buyurun. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz. Yuvarlanıp gidiyoruz işte zar zor da olsa. Ben bir kahve yapayım o zaman. Fıstık. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Gül, biz Mehmet'le seni çok özledik. Mehmet sana öpücük yolladı. Çok sessiz. Öyle. Siz başlayın, ben hemen geliyorum. Hadi afiyet olsun. Sana da.
Pardon. Alo. Neredesin abi sen? Saliha'ya işkencesi falan demişsin. Ne ayak şimdi durup dururken? Hayırdır oğlum? Bu yaştan sonra bir de sana hesap mı vereceğim ha? Verme abicim, verme. Keyfim bilir. Ben de Saliha'ya işkencesi falan yok, uyduruyor derim o zaman. Ya Cem, ne ima etmeye çalışıyorsun bilmiyorum ama... Dur, ben seni hemen arayacağım, tamam? Tahir arıyor. Dur bir dakika, hemen açma. Şuraya bir yere gireyim, öyle aç. Şu müziği de kapatayım. Aç şimdi. Efendim hayatım? Alo, ne haber? Nasıl, rahat ettiniz mi, vardınız mı? Ha, iyi, iyi, tamam. Nasıl kalacağınız otel, güzel mi? Adı neymiş otelin? Neredeymiş? Yok canım, ne yapacağım otelin adını? Sen iyisen sorun yok. Beni ara lütfen. Ben şimdiden özledim. Tamam. Daha sonra konuşuruz. İşim çıktı da gitmem gerekiyor. Kusura bakmazsınız değil mi? Oğlum yemek yiyecektik. Yok abi, zaten midem pek iyi değil. Afiyet olsun. Allah Allah. Ne oluyor ya? Böyle herkes sözleşmiş gibi ha? Bir dur, Cem'i tekrar arayacağım. Bir de ortalığı karıştırmasın. Sen oğlum açsana. Yok. Açmıyor. Ya ne oluyor sence ha? Acaba birlikte olduğumuzu falan öğrendiler mi? Dönelim istersen. Sen bu macerayı kaldıramayacaksın belli ki. İkinci testi de geçemedin. Dönelim. Yalnız şuralarda bir yerde yemek yiyelim bari. İstanbul'dayım ya hesapta. Tahir uçarak mı geldin diye sormasın sonra bana. Aça. Eğer bu mevzu duyulacak olursa... İlyas beni bu kasaba sınırlarından içeri bir daha sokmaz. Yani biliyorsun, Tahir'le kardeş gibiler. Bir de biz şimdi yeni yeni böyle işlere başladık. Karın mesele değil yani. Orada bir sorun yok. Sen zehirli bir kadınsın Ayça. Ve seni çekici yapan da bu zaten. Hikayeye başlayacaksak benim zamanlamama uymak zorunda bu macera. Sakın bir daha beni test etme. Yemeğimizi yiyelim sonra bakarız. Kardeşim, sizin kardeşinizi görmüş, beğenmiş, anlaşmışlar da. Bize de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınıza, oğlumuza istemek düşer. Ne dersiniz İlyas Bey? Veriyor musunuz kızı?
Madem ki anlaşmışlar. İyi o zaman. Verdim gitti kızı. Mutlu olsunlar. Şşş. Üzme kızı. Enişte, daha nikah yapmadık. Ben şeyden... Tebrik ederim Emre. Tebrik ederim. Herkes evlensin. Biz boşanalım değil mi Asya? Sana bir şeyler söylemek istiyorum. Bak. Ben kimseye evlenme sözü falan vermedim. Ya tamam. Elim onu istedi, evet. Ama sadece kağıt üzerinde. Ya kadın çok hasta. Ölmek üzere. Şirketi yasal olarak benim üzerime devretmek istiyor. Arkasından çarçur olsun istemiyor. İlyas. Yorulma boşuna. Ben sana olan güvenimi bu evlilik muhabbeti yüzünden kaybetmedim ki. Ne zaman başladı biliyor musun? Beni kaçırıp o evin kapısını annenlere bıraktığında başladı. Sonra söz verip yarışları bırakmadığın zaman, evimizi yapmadığın zaman büyüdü içimdeki bu boşluk. Sana yalvardım. O kadınla işe girme dedim. Tamam dedim. Sonra bana yalan attığın ortaya çıktı. İşte böyle böyle. Yavaş yavaş sana olan kırgınlığım geri dönülemez noktalara geldi. Artık bu belirsiz kaypak zeminlerde ben korkudan nefes bile alamıyorum. Sürekli bir deprem korkusuyla yaşayamaz ki insan. Zaten ne çıkacağı belli değil. Böyle olmaz. O yüzden... biz bu gece vedalaşalım. Sözüm ona, sana kol kanat gelen herifleri seviyorsun, değil mi? Ha? Biz artık ağzımızda kuş tutsak boş. Cemşit Efendi yükseltti çıtayı. Emrine amade bir herif buldun işte. Ne kolay değil mi? Kendi hatalarını görmemek. Hep başkaları kötüdür. Hep seni kandırır birileri. Başkasını bulmuştur.
Hep uzaktadır problem. İlyas, ben seni istemiyorum. Bu kadar basit. Sana olan aşkım beni bir zavallıya çevirdi. Ama ben artık bunu değiştiriyorum. Boşanalım. Ama ne olur. Böyle kırıcı laflara hiç gerek yok. Sen sanki Asiye değilsin artık. Bir İlyas var benim kalbimde. Bir de gerçek sen varsın. Senin için de öyle. Artık o birbirine deli gibi aşık iki küçük çocuk yok. Mahkemeye gelmeyeceğim ben. Yarışlara gidiyorum. Bir ay yokum. Yurt dışında olacağım. Ben de gitmeyeceğim. Avukatlar kararı getirir zaten. Yarışlarda başarılı ol. Seni oğlunla izliyor olacağız. Televizyonda. Sizin için o kupayı öpüp kaldıracağım. Söz. Gidelim mi oğlan beni arar.
Fatma. Yan evdeyim. Dokunma, koku ve en hafif hareketleri algılama duyularının büyük ödüller getirdiği saatlerde korkunç canavarlar sinsice dolaşıyor. Bu bir fırsat ve tehlikeler zamanı. Çekirge fareleri bebeklerini koruyor. Ama yiyecek bulmak için arada bir uzaklaşmalılar. Onlar da avcı. Dışarıda... Hadi kalk. Odamıza gidelim. Üşürsün burada. Ben iki gündür uyuyor muyum? Yok. Ben erken döndüm. Neden? Ne oldu? Seni de, evimizi de çok özledim. Duramadım oralarda. Her şey o kadar yabancı geldi ki. Versin Ömer ya. İnsan kendi evine hırsız gibi girer mi? Allah Allah. Davul zurna mı çaldırsaydım ya? Ne oldu? Niye erken geldin sen? Erken bitti işim. Hem sen benim geldiğime pek memnun olmuş gibi değilsin. Ha? Gel buraya. Bir adım daha. Sibel olacak bu. Hadi. Bir tane daha. Oluyor bu. Bir adım daha. Tamam. Bırakıyorum. Bırakıyorum. Korkma. Tamam mı? Ben buradayım. Bir adım hadi. Duruyorum. Amma gürültü yaptınız ha. Çocuk uyuyor. Anne gel gel. Sibel. Sibel yürüyorsun sen kızım. Yürüyorum. Sibel yürüyorsun. Ah canım kızım benim Allah'ım kızım. Nermin. Hemen İlyas'ı ara. Bayılacak bu habere. Bence akşamı bekleyelim. Sürpriz olsun. Sibel yürü bakayım. Allah'ıma bir şükür duydu sesimizi. Yürü. İnat ettin ha. Niye gelmiyorsun oraya? Ailem var. Rahatsız etmeyeyim şimdi. Zahmet etmeseydin, yardım ben sonra.
Merak ettim, kaç saattir uğraşıyorsun motorla? Bu yıl biter herhalde, değil mi? Bitecek canım, az bir şey kaldı. Sabredin, akacak sular. Bir şey var sende, ne oldu? Avukatım geldi biraz önce. Boşanmışım. Sen iyi misin? Ben. Bir şey hissetmiyorum. Sadece bir kağıt parçası. Zaten her şey bitmişti. Şimdi resmen bitti. Bir kağıt parçası. Evlenirken de bir kağıt parçası ama çok şey değişiyor biliyorsun. Evet. Afiyet olsun. Kim o demeden açma. Hatta ben gideyim, sen öyle aç. İçeride mi? Benim. Aman Tonga'ya gelmeyelim de. Geç içeri. İyi görünüyorsun. Haberler iyi galiba. İyi. Gayet iyi. Boşandı mı yoksa? Evet. Biraz önce haberini aldım. Tamamdır. İlyas'ın haberi var mı? Uçakta olması lazım şu sırada. Ya yok. Yani birazdan inince haberi olacak. Cem almaya gitti. Uçakta birazdan iner. Ne yapıyoruz? Harekete geçiyor muyuz? Evet. Aynı konuştuğumuz gibi. Sen onu kapıp buraya getiriyorsun. Planımızı akşam yürürlüğe koyuyoruz. Tamam. Yalnız Selin. Yani tek atımlık barutumuz kaldı. Eğer İlyas sana kalkıp güle güle git ameliyatını ol, kararına saygılıyım derse ne yapacaksın? Demeyecek. Böyle bir şey demeyecek. Ben insanları tanırım. Sen getir onu buraya. Abi, bu etap da tamam. He? Bitirdin mi Macaristan'ı da? Bitti vallahi. Aldık oğlum kupayı, görmüyor musun? Alo. Ne haber abi? Ha, yanımda aldım biraz önce. Tamam. Tamam. İlyas, telefonun mu kapalı senin? Ha. Uçaktan inince açmadım. Unutmuşum. Ömer kafede bekliyormuş. Önemli bir durum var. Doğru buraya gelin diyor. İyi, gideriz. Sayın müvekkilimiz İlyas Avcı, vekaletinizle yürüttüğümüz dava boşanma kararıyla sonuçlanmıştır. Bilginize. Sen.
Abicim, bak boşanmak dünyanın sonu değil. Bu çocuk bizim evladımız, sahipsiz değil. Bizim ailemiz ona yeter. Sen kendini eksikliği hissetme yeter. Abi ben niye kendimi eksikliği hissedeyim? Abuk subuk konuşmasana. Ya öyle deme babacığım, öyle deme. Dul olmak kolay mı? Şimdi şuncacık çocukla sen ikiniz hani... Başladı yurttan sesler korusu. Sanki çaresiz hastalık taşıyoruz. Asıl zor olan bu muhabbetler. Sen şimdi eline sazı alıp başlarsın zaten. Yok oturdun, kalktın, laf oldu, söz oldu. Biz zaten oğlum doğduğundan beri birlikte hayatımızı sürdürüyoruz yani. Ya aynı şey değil be gülüm, aynı şey değil. Asiyelik yapma bana. Artık kızkenki gibi değil durumlar. Sen çocuklu, dul bir kadınsın. Tam tahmin ettiğim gibi. Başlıyoruz. Bak abicim. Bak gülüm. Şimdi biz zaten ablaya bir tane ev alacağız ya bizim mahalleden. Hı. Sen de Memo'yu alırsın. Ablamla beraber gül gibi oturursunuz orada işte. Ne yani? Burada kalacak değilsin ya. Asiye, geçen gün öyle güzel bir bebek odası takımı gördüm ki. Tam Memo'ya göre. Yani ev bulur bulmaz alacağım o takımı. Ha? En güzel odayı yapacağız oğluma. Oh. Hadi teyze. Ya benim bu cezam hiç bitmeyecek mi ya? Ne cezası? Ne cezası? İyilik yapmak da mı kabahat? Hadi size afiyet olsun. Ben sizi daha fazla çekemeyeceğim. Hem de boşandığım... Daha yarım saat oldu haberi alalı. Hemen insanın üzerine bir hayat koyacaksınız ya. Bir rahat bırakın, bir nefes alayım ya. Bir rahat bırakın, rahat. Siye, ablacığım iki kız kardeş yaşamak istemenin nesi tuhaf yani, anlamıyorum ki. Abla sen tuhafsın, sen. Ben senin de yaşamak falan istemiyorum ki. Siye. Tamam. Bak şimdi o şokta, tamam mı? Hani avukat geldi, haberi getirdi, bir sarsıldı. Şimdi onu bir azmetsin, başka çaresi mi var? O herif de etrafında dolanıyor. Böyle yabani. Memo'yu kendi çocuğu sanıyor adam. Bırakır mıyım ben onları böyle? Artık kimse bize istemediğimiz bir hayatı yaşatamaz, değil mi oğlum? Anneciğim bak. Bak kuşlara bak. Bak. Artık biz de seninle kuşlar gibiyiz oğlum. Tek kanadımız kırık ama olsun. İyileşince tekrar uçarız. Sen annenin yanında olduğun sürece anne her şeyin üstesinden gelir. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Sana bir şey söyleyeceğim. Hayırdır? Önce bir şey iç istersen ha. Yok içmeyeceğim. Zaten daha yeni haber geldi, boşanmışım. İçmesem daha iyi. Sen ne söyleyeceksen söyle. Söyle ya, vereceğin en kötü haberlere bile hazırım şu anda. Vakit geldi İlyas. Helin yarın akşamüstü uçağa biniyor. O ameliyat olacakmış. Son bir kez bizi görmek istedi. Evinde. Veda etmek istiyor. Bir de sana söyleyecekleri varmış özellikle. Ya ben... 3 haftadır konuşmak için telefonları yıkıyorum. Bir gün önce mi görüşecek? İlyas bir şeyler yap. Vazgeçir onu. Yani göz göre göre böyle gitmesine izin veremeyiz ya. Thank you.
Yapma bunu Elin. Mecburum. Kaybedecek neyim var ki? Küçük de olsa bir umut işte. Hem benim için üzülmeyin. Ben çok güzel bir hayat yaşadım. Bak. Kupa getirdim sana. Daha büyüğünü istiyorum. Dünya şampiyonu olmanı istiyorum. O günleri görmeyi çok isterdim. Buna izin vermeyeceğim. Kendini göz göre göre riske atmana seyirci kalamam Elin. Ya o ameliyatta her şey kötü giderse? Ha? Güzelleştireyim. Kaç gün kaldıysa artık. Senin hayatını mahvettim aşkımla. Elimde değildi. Çok aşık oldum sana. Söyledim işte sonunda. Özür dilerim. Son arzum. Evlen benimle. Her şeyim sana kalsın. Ben gittikten sonra devam edin çalışmaya. Çarçur olmasın hiçbir şey. Lütfen. Ay yani şey değilse ben de evlenirim. İstiyorsan yani. Söz vereceksin. O ameliyata girmeyeceksin. Doktorların yarısı riskli diyorsa bunu biraz oturup düşünmen gerekiyor Elin. Öyle gözü kapalı karar veremezsin buna. Bırak bundan sonra yanında olayım. Sağlığınla ilgili kararları öyle tek başına karar vermek yok. Biz ilgilenelim seninle. Tamam mı? Tamam. Bana daha çok acı çektireceksin ama öyle istiyorsan. Var.
nikah memuru ayarla. Yarın sabah buraya gelsin. Geçmiş olsun. Vermedin geldiğini. Niye burada yalnız başına oturuyorsun? Saliha. Hı. Bu gece beni yalnız bırak, olur mu? Bırak böyle kalayım. Sen miydin? Buralarda dolanma gece vakti. Hırlısı var. Hırsızı var. Arazime gece gireni vurabilirim. Yanlışlıkla. Bu... sondu zaten. Thank you.
Ne oldu? Niye erkenden geldin? Ömer. Ne oluyor dünden beri sana? Korkutuyorsun bak beni. İlyas'la Helin az önce evlendi. Yok yok, sana da istemedi. Buyurun. Rica ederim. Salih'e hoş geldin. Merhaba Asiye. Size yardıma geldim ya, hadi bana iş verin. Aa, çok güzel, hadi gel. Meryem'in abla yardım geldi. Merhaba abla. Hoş geldin. Sen burada salata falan yap. Gel o zaman sen bu sebzeleri falan doğra. Ben de şeye bakayım. Fırına bakayım. Ha? Tamam mı? Böyle doğra. Aa, Salih ne oldu? Dur, gel otur şuraya. Gel. Gel otur, ne oldu? Ne oldu Selim? Söylesene. Yok abla, istemem. Nasıl ya? Ha? İlyas'la Elin bu sabah evlenmiş. İşte. Ben paranoyak değilmişim demek ki. Boşuna kuruntu yapmamışım. Aslı varmış bu hikayenin. Abla ya, şu sondaki masa hesap bekliyorsa ilgilenirsin. Tamam tamam.